Noob Brutal ekranlarındasınız sevgili Pro Club severler. Bu videoda Pro Club'da aslında üst liglerde veya böyle yıllarca mevkisinde oynamış e-sporcular, her mevkiden aldığımız iyi futbolcuların skill ağaçlarına göz atacağız. Aynı zamanda onlarla bir yandan sohbet ederken bir yandan da bir takım püf noktalar almaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Eminim faydalı bir video olacaktır Pro Club'da oynayan herkes için, iyi ya da kötü hiç fark etmez. Yeni bir perspektif katabilir sizlere. Şimdiden çok teşekkür ediyorum videoya tıklayıp buraya geldiğiniz için. Eğer videoda hoşunuza giderse ve ilginizi çeker, aynı zamanda size faydalı olursa destek olmak için bir beğeni bırakabilirsiniz. Yorumlar kısmında siz de kendi skill ağaçları hakkında, kendi pozisyonlarınız hakkında oyunculara tavsiye vermek adına yorumlarda bulunabilirsiniz veya bana sorular sorabilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum, zaten kanalımı takip edenler bilirler. Aynı zamanda bir sürü Pro Club, FIFA ve birçok daha oyun hakkında içerik için kanala da abone olmayı unutmayın diyorum. Çok teşekkürler. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Emre Şahindaş bizlerle. Beşiktaş'ın bu sezon kalecisi, kalesini koruyan panteri Emre Şahindaş burada. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdiden başarılar dileyim sizlere de. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş. Bakalım bu abi. Sezon ne yapacak, merakla bekliyoruz. Emre, kaleci olarak 1.97 boyla oynuyorsun. Uzun bir kaleci. Bu 1.97'nin uzun olmasının sebebi ne? Bir diğeri de hani 1.96, 1.98 değil de neden 1.97? Şöyle anlatayım. Ben sezon başında 1.92 ile oynuyordum. Hı hı. Ve geçen sezon 1.94 ile oynuyordum. Şimdi bu FIFA 20'de kafa goller, ortalar iyi olduğun için, iyi olduğu için ben büyük kaleci oynuyorum şimdi. Yani 1.97. 1.96 ve 1.80'de fark var. 1.96'da yani refleks biraz daha fazla ama zıplamak daha kötü. 1.98'de de refleks daha az ama zıplamak daha iyi. Bu 1.97 tam ortası, ben dışarı çıkan, böyle hızlı oynayan bir kaleciyim. Onun yüzden çok şey olmak istemedim yani, yavaş. Peki 64 kilonun bir olayı var mı? Onun tam olayı yok. 68'den aşağısı aynı kalıyor. 64'ü sebebi yok. Geçen sene öyle oynuyordum diye alışım. Peki geçen seneyle bu sene kaleci arasında bazı kalecilerden duyuyorum, çok fark var, çok zor diyorlar. Tabii yeni bir oyun sonuçta, alışmak biraz zaman alacak ama hani bariz böyle hata ya da işte çok zor şu toplar dediğin toplar var mı? Ya var, şeyler çok kötü oluyor. Yani çok zor oluyor. Yeni ortalar, hızlı ortalar. Biz geçen maçta bir tane yemiştik öyle gol. Kaleci olarak hiçbir şey yapamıyorsun öyle şeylere. Uzun toplar eskiden en kolay tutmakta. Ama bu sene onları tutmak da zor oluyor. Havadan topları bahsediyorsun değil mi? Evet, böyle anlatayım. İlk kez 11 senede bir şey değiştirdiler kalecide. Onu da zor yaptılar yani. 11 senede aynıdır. Böyle skill'lere geldiğimiz zaman mesela fizikten zıplamaya vermişsin. Buradaki zıplama zaten kalecilerin uçmasını mutlaka etkiliyor. Bir zıplama daha var mesela, ona vermemişsin. Onun nedeni nedir? Ona ben dribbling'e görürsek oraya verdim o 5 puanı. Orada şey verdim, dengeye verdim ve hareketlilik. Ben dışarı çıkan bir kaleciyim. Bana paslar geliyor defanstan. Bana güveniyor defansı. Ben top da bana gelirse ben daha iyi kontrol edeyim, daha iyi döneyim diye. Bu çeviklik daha iyi kontrol etmek için, daha iyi dönmek için. Peki aynen. Bu denge ne işe yarıyor? Denge de çok önemli. Zıplarsan falan kalecin yani daha dengesi varsa daha az düşüyor. Mesela atıyorum korner oldu. Ortaya kestiler, uzun bir stoper var, sen de çıktın, o da çıktı. Eğer dengen olmazsa oyuncun düşüyor ve stoper vuruyor kafayı. Aynen, daha fazla düşüyor. Paslara baktığımız zaman burada paslara zaten vermişsin. Şimdi şöyle bir olay var, kısa pasları fullemişsin ancak uzun paslara hiç girmemişsin. Yani bu uzun paslara girmemenin sebebi nedir? Kaleci olarak uzun oynamıyor musun? Yoksa kale vuruşlarına falan etki etmiyor mu? Biz yani ben başka takımda oynarken ben çok uzun top yapıyordum. Ama ben şimdi Beşiktaş'ta oynuyorum. Beşiktaş hızlı kısa paslar yapıyor. Ben defansa veriyorum. Onlar şey veriyor. CDM'lere veriyor. Hocama veriyor. Biz hem X pas yapıyoruz. Yani kısa paslar veriyoruz. Onun yüzünden bence bu daha önemli. Ama biraz uzun pasa da verdim. O da önemli kontralar için. Evet. Yani şöyle. Mesela Beşiktaş'ta oynamayan, yani kısa pas önemli olmayan insanlar için, önemli olmayan kaleciler için bu uzun pasa vermelerini tavsiye ediyor musun? Yani etkiliyor mu? Evet, degajlarda ya da kale vuruşlarında hızlı çıkarmak isteyenler için. Ben şuta da bir şey vermedim. Şuta da verirsen şut gücü verebiliyorsun. Daha uzun geliyor toplar. Ben hiç vermedim ona. Geçen sene çok vermiştim ona. Skill puanlara. Ama bu sene biz çok iyi, yani çok kısa pas yapıyoruz. Arkadan
kapatılıyoruz oyunu. Onu izleyelim. Ama tavsiye ederim uzun paslar. Evet, yani şut gücüne de verirsen degajları daha da mı uzağa atıyor? Aynen. Hızı fullemişsin burada. Bir kaleci olarak hız full. Yani bu nedeni nedir? Şimdilik öyle anlatayım. Ben gördüğünüz gibi 1.97 ile oynuyorum. Şimdi hıza vermezsem yavaş olurum. Çıkamam ama ben çok çıkmayı seviyorum. Bire bire gitmeyi seviyorum kaleci olarak. Kontra yersek falan. Bunun izlenin hıza verdim. Bence çok önemli. Çok puan yiyor. Bakarsan hızla sadece hızla 40 puan veriyor 110 puanda. Evet. 40 puanı onu şuta verebilirdim. Şut gücüne verebilirdim ama ben hıza verdim. Dışarı daha iyi çıkmak. Yani ortalarda da daha iyi çıkmak için. Zaten mesela savunma arkasına top geldi. Adam karşı karşıya hemen açılıp açı kapatmak için falan hani kalede beklemek yerine. Çok etkisi olduğunu görüyor musun? Mesela bu hıza hiç vermesen adam baya mı yavaşlıyor? Evet evet. Bayağı yavaş oldu. Kalecilik özelliklerini zaten fulllemişsin gayet normal. Buraya hiç girmiyoruz. Skill puanlarını bir kenara bırakırsak Emre. Şimdi kaleci olarak mesela üst bir ligde oynuyorsun. Bir sürü ligde de işte turnuvalarda ya da farklı liglerde de oynuyorsunuz genel olarak. Karşı kalede gördüğün böyle işte şu çok büyük bir hata. Bunu yapmamalı dediğin bir hata var mı? Forvetlerime çok tavsiye ediyorum. Yani diyorum bakın beyler çok sağda duruyor. Hep sağda duruyor. Sola atın. Sola deneyin. Yani ben forvetlerime ya da oyuncularıma diyorum übür kaleci nasıl? Yani hep yardım etmeye çalışıyorum. İlk ben zaten übür kaleciye bakıyorum. Takıma yardım edeyim diye. İlk opsiyonum defans oyuncularımız. Ondan sonra ama sizin dediğiniz gibi press olursa, baskı olursa ben L1 üçgene basıyorum. Uzun forvetlerimize gideceğim. Bizim kaptanımız Emre Yetkin'e gideceğim. O topu iyi kontrol ediyor. Oradan da oyunu açabiliyoruz. Ama daha çok baskı olursa yani hiçbir şey yapmazsam şuta basıyorum, taça gitsin. En önemlisi forvete ve topa bakmak. Forvetten yani şut çekerken görüyorsun nereye gidebilir diye. Sola mı sağa mı? Ondan sonra sol stickle yani L3 ile o tarafa gidiyorum, ondan sonra zıplıyorum. Son anda zıplıyorum. Forvet solda durursa ben görüyorum okey defansım sağda. Ben solu tutuyorum. Defansa güveniyorum. Sağ tarafı defansa güveniyorum. Olursa da tutabilirim. Yani refleksim olursa onu da tutabilirim. Ama sol beni tutuyor. Yani sol tarafı ben tutuyorum. Sağ tarafı da defansa tutuyorum. Kaleci olarak mesela seni böyle en çok zorlayan forvet tipleri hangi tip forvetler? Çalım atanlar. Yani bizim Emre Yetkin kaptanımız gibi forvetler beni çok zorluyor. Çok hızlı ve ben birebiri gitmeyi seviyorum. Bazen tam vuracak yerine skill yapıyor, ben yere yatıyorum, beni geçiyor, boş kalıyor, evet. Gol attı. Evet. Bu çok oluyor. Çok zor ama iyi oyuncular yapabiliyor yani. Birebir kalıyoruz, şut çekmiyor, beni yani ben bilmiyorum ne zaman çekecek, çok düşünüyorum, sola mı atacak, şimdi sağa mı atacak, evet. Düşünen ona tura bir çip yapar, üstüne girer. Evet ya yani bir şey, kader anı gibi bir şey oluyor orada artık forvetle sen böyle. Aynen. Baş başasınız artık 22 kişi sizi izliyor yani. Yani kafa oyunu penaltılarda gibi. Yani bu penaltılarda bir taktiğin var mı? Mesela geçen sene şey vardı, oyuncu böyle bir yere bakıyorsa böyle hafifçe sanki oraya atacakmış gibi falan gibi bir şey vardı. Bu doğru mu bilmiyorum da. Bu sene mesela bir taktiğin var mı penaltılarda kaleci olarak? Bu sene o da var ama biz tepkiliğinde oynuyoruz. Yani Türkiye Spor Kupalı'nda o her forvetler biliyor. Sola bakıyor, sağa atıyorlar. Benim bir taktiğim var. O bana özel. Sağa sola gidiyorum. Ondan sonra hep ortaya atıyorlar. Bilmiyorlar sola mı atayım, sağa mı atayım, sağa sola gidiyorum. Şaşırtıyorum diyorsun atıyorum. Yani forvetleri. Aynen. Sonunda ortada kalıyorum. Yani %70'i tutuyorum. Kornerlerde mesela bazı kaleciler penaltı noktasına kadar çıkıyorlar. Bazı kaleciler bekliyorlar falan. Sen hangisini tavsiye ediyorsun? Hangisini yapıyorsun? Ben şimdi öyle düşünürsek benim sağ taraftan sağ ayakla vurarsa yani İçeriye vurursa kalenin içerisine ben kalede kalıyorum. Sağ kornerde mesela sağ ayakla vuruyorsa falsolu bir şekilde vurabilir. Topu böyle döndüre aynen, döndüre. Aynen. Ön direğe veya kaleye atabilir. Ama sol ayakla vurursa ön direğe atamaz çünkü ters ayak. Öyle olduğu zaman çıkıyorsun o zaman. Öyle olduğu zaman ben %100 çıkıyorum. Ama ben defansıma diyorum ya da kanat oyuncusuna diyorum birisi arkada kalsın, birisi direkte kalsın. Ne olur ne olmaz belki alamayacağım.
Emre çok teşekkürler. Bize vaktini ayırdın. Eminim burada kaleci arkadaşlara da faydalı bilgiler verdin. Beşiktaş'ın bu sezonki kalecisi olarak. Bu sezon Beşiktaş olarak da size başarılar diliyoruz. Çok sağ ol tekrardan vakit ayırdığın için. Eyvallah. Yanımızda Hatayspor'un stoperi Mikail Kutlu var. Mikail hoş geldin. Hoş buldum. Ne zamandan beri stoper oynuyorsun? Yaklaşık 3 senedir diyebilirim. FIFA 17'de başlamıştım. Daha önce başka bir mevkide oynadın mı? Arkadaşlar arası kanat oynuyorum, cam oynuyorum. Ama Ama genelde profesyonel olarak hep stoper. evet, main'in stoper diyorsun. Boydan ve kilodan başlamak istiyorum. 1.87 uzun bir stoperi tercih ediyorsun. Bunun ne gibi avantajları, ne gibi dezavantajları var? Böyle kısaca bahsedebilir misin? Avantajları kafa toplarında çok iyi oluyor. Yani bu FIFA'da hele ki kafa toplarının bu kadar etkili olması bayağı 21'de yardımcı oluyor. yani bayağı arttı Evet. ortalar falan. Dezavantajları da işte hız eksikliği kalıyor ama bu FIFA'da herkes derin defans yaptığı için hıza pek gerek kalmıyor aslında bakınca. Ama ara toplarını tabii çok dikkatli olmak lazım. Onları da Evet, bir şekilde. çünkü hamleli bir stoper oluyor 1.87 ve 90 kilo, özellikle o kiloya da geleceğim. En ufak bir hamlede arkaya kaçan bir, zaten forvetler genelde kısa boylu oluyor, sen daha iyi biliyorsun. Yetişmek zor olabiliyor. Birazcık daha böyle riskli ama dikkatli olmanı gereken bir şey. Peki bu uzun stoperle şöyle bir fark var mı? Atıyorum işte 1.87 stoperle bir oyuncuyla omuz omuza girdiğin zaman kazanma şansıyla 1.80, bir işte ne bileyim 79'luk falan bir stoper arasında çok fark oluyor mu? Omuz omuza da. Bu oyuncunun gücü 90. O yüzden herhangi birini yere yatırıyor normalde. Tabii oyun saçmalamazsa oyun biliyoruz. Aha, tabii. Farkları O tabii. kırışlar hariç arkadaşlar, onlar herkese oluyor yani. Hamlelerde bir artısı var mı? Neden bu kadar kilolu? Kornerlerde mesela öbür stoperle omuz omuza giriyoruz yani kafa topuna vurmak için. L2 ile bekleyince artık onu itebiliyorum daha rahat boşluk yaratabiliyorum kendim için. O 90 kilo da orada işe yarıyor. Orada çok güzel işe yarıyor Ha, tamamen korner. ya fizik falan güç verdiği için sana bu kiloyu arttırdım diyorsun yani. 79 kilo dönüyor çoğu kişi bu FIFA'da. Ben de öyle oynuyordum. Arada bir değiştiriyorum genelde. Ama tek değişen şey hızın 2 puan düşüyor sadece. O 2 puan düşmesi çok etkilemiyor beni şahsen. O yüzden 90 kiloyu tercih ediyorum. Yani baktığın zaman çok kilolu ama aslında oyun mekanikleri olarak hızı o kadar da düşmüyor. Yani yine de aynı hızda hemen hemen koşuyorlar diyorsun. Tamamdır. Baktığımız zaman fiziği zaten normal olarak, uzun boy olarak fullemişsin. Burada dayanıklılığa bazı şeyleri verdiğini görüyorum. Ama sanırım o şey, zıplama puanlarını açmak için birazcık onlara vermişsin gibi bir hissiyat var burada. Tamam, onu yakaladım. Zaten defansı fullediğini orada, ona artık söylememe gerek yok. Çevikliğe özenmişsin. Yani çevikliğe bayağı bir vermişsin. Bunun ne gibi bir şeyi var sende? Çevikliğin önemi var. Genelde takım olarak daha çok, oyun tarzı olarak top sağdan geldim, çevirmek istiyorum ben oyunu rahatlatmak için. Bu dönmem için daha rahat oluyor tabii. Yani çok yüksek değil ama yeterli benim için. Evet, yani top ayağındayken daha hızlı sağa sola dönmek için diyorsun yani. Hemen oyunu yönünü değiştirmek için. Pasın zaten default olarak 86 ile başlıyor. Hiçbir şey vermeden. O en yeterli zaten. En yeterlisi odur. Ve dezavantajı işte uzun pası birazcık düşük. 79-80'lerde. Orada biraz sıkıntı. Ama zaten bizim takım olarak uzun pas atmadığımız için gerek kalmıyor onun için vermek için de. Ve yanındaki stoperler genelde uzun topları atıyorlar. Ben daha çok kısa oynuyorum. Ha, yani yanındaki stoper aslında o paslara veren diğer pasör arkadaş, öyle söylüyorum. Onun boyu peki uzun mu senin gibi? O 82, 182 boyla oynuyor ve Evet. 68 kilo Tam oynuyor. Yani o daha çevik. aynen. Dengelemiş oluyoruz yani. Aynen. Burada kısaca araya gireyim. Tam mantıklı olan budur arkadaşlar. Gerçek futbolda da böyledir. Bir uzun hamleli stoper varken yanında böyle birazcık daha kısa, ayağı düzgün bir stoper olması gerekir. Milli takımımızdan örnek vereyim. Merih Çağlar gibi. Hemen geçiyorum. Kafa toplarına vermişsin. Burada bir en alta indiğimiz zaman sert kafa gibi bir buffalo işaretli skillimiz var. Sanırım kornerler sana geliyor, ortalar. Evet, Bu genelde yüzden benim için. vermişsin. Ayrıca bu kafa zıplamanın ya da sert kafanın savunmada bir artısı oluyor mu? Zıplaman oluyor sadece Zıplamanın artısı. oluyor ama bu kafa vuruşlarının herhalde olmuyor yani Yok, savunmada. isabet çok şey ya, değil yani, hiç etkisi yok genelde. Peki bu sert kafa sence ne gibi bir farklılığı var oyun mekaninde? Gerçekten kafa vuruşu yaptığı zaman sert mi gidiyor toplar? Yani yoksa bu o kadar da fark ettiriyor mu? Kafa vuruşlarına L1 R1 ile vuruyorum ben genelde. Bu şekilde kaleci donuyor. Çok sert geldiği için top, bu kafa sertliği çok önemli oluyor o durumlarda.
Evet. Yani bayağı bir Yere artısı doğru var. atış. Zor yani kafa Evet. vuruşu vuracaksanız bu lazım diyorsun yani kesinlikle. Aynen, kesinlikle. Hızı da fullediğini görüyorum. Zaten oyuncunun hantal olmasını birazcık sanırım buradan kapatıyorsun. Aynen. Birazcık daha hıza vererek. Son olarak şeyi söylemek istiyorum. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz stoperlerin böyle çok zaafları oluyor. Çok arkaya kaçırıyorlar ya da hamle tam yapamıyorlar falan. Senin böyle kendi tüyolarından stoper oynayan arkadaşlara böyle verebileceğin bir şey var mı? İşte kendi böyle püf noktalarından diyeyim. Genellikle rakibi izliyorum başta. Hı. Nasıl oynadıklarına bakıyorum. Ne zaman kaçacaklar, ne zaman atacaklarına bakıyorum kesinlikle. Hı. Çok önceden kuruyorum nasıl savunacağım mesela. Veya mesela bizim orta sahanın hata yaparsa orada ne zaman nerede olduğumu önceden hazırlıyorum ikisi kesinlikle. Hı. Ve genelde arkaya kaçan oldu mu da benim yanımdaki stoper toparlıyor beni o zaman. Peki Mikael seni böyle bir forvet olarak kısa bir forvet mi daha zorluyor yoksa uzun size'lı fizikli bir forvet mi? Kesinlikle kısalır. Çünkü pas geldiği anda hemen dönebiliyorlar. Hı. O beni zor durumda bırakabiliyor genellikle. Çok teşekkür ederim Mikail. Vaktini Ben ayırdığın için yeni teşekkür sezon ederim. daha başarılar diliyorum size de. Teşekkürler. Arkadaşlar, stoper arkadaşlar buraya dikkatli dinleyin buraları. Yani ben sizi alın duayenleri getiriyorum yani. Daha ne yapayım yani bu işte. Çok sağ olasın Mikail, kendine iyi bak. Grand Eleven'dan Mete Erdem bizlerle. Mete MDO oynuyor. Mete ne zamandır MDO oynuyorsun? 2 yıldır CDM karakteriyle oynuyorum. Mete MDO'da enteresan bir olay var. Sağ bek kartıyla girmiş. Bunun nedenini sormak istiyorum. Geçen sene de bu çok yapılıyordu. Bu sene de yapılıyor. Bunun ilk temel nedeni ne? İkincisi hani bu sene bir şeyler değişmemiş mi? Hala sağ bek daha mı etkili MDO kartına göre? Sağ bek kartıyla oynamamın nedeni herkes kısa ve hızlı oyuncularla oynadığı için oyunda yetişemiyorum onlara. Hı. Oyuncum da şu an tam beceri puanlarını tamamladı ama henüz gelişimini tamamlamadığı için hızlı olup diğer oyunculara, forvet oyuncularına yetişmek için bek kartıyla oynuyorum. Peki Daha doğrusu dezavantajları var mı? Hani senin fark ettiğin bek olmasının verdiği. tabii dezavantajları var. CDM'yim ama ileri çıkışlarda sıkıntı yaşıyorum. Bazen şut pozisyonları yerinde vurduğumda çok isabetli olmuyor şutlarım. Hı. O yönden ama önceliğim defansif orta saha olduğu için bek kartını tercih ettim. 1.67 boy kullanıyorsun, 54 kilo. Hani bu boy 1.67 tam 1.67 olmasının bir sebebi var mı? Yoksa hani o civar boylar iyi mi? Ne diyorsun? Boyda sınırlar var. Mesela 1.62 sınır, 1.67 sınır, 1.72 sınır, 77, 82 diye gidiyor. Hı. Ben de çok kısa olmasını istemiyorum CDM olduğu için. Kısanın bir tık üstünü kullanıyorum. Kafa toplarına da etkili olabilmek için. Hı. Yine 1.67 kullanmamın nedeni hız. Yani oyun tamamen hıza dayalı olduğu için. Ya bu sınırlardan bahsettin. O sınırlar tam olarak ne? Biraz daha açabilir misin? Şimdi 1.67 yapıyorsun ya oyuncunu. Hı. 1.67'den 1.62'ye kadar yaptığında oyuncunun hiçbir özelliği değişmiyor. Ama Hmm. 68 yaparsan kısa oluyor. Bu sefer bazı özellikleri değişiyor. Atıyorum 68 yaptığında hızı düşüyor. İşte top kesmesi falan artıyor. Ama benim için 67 ideal. Fizik kullanmışsın. Fizikte zıplamaları da biraz vermişsin. Oyuncunun kısa bir oyuncu olmasına rağmen yine de zıplamalara bir skill puanı ayırmışsın. Bunun nedeni nedir? Yani şimdi ben öncelik olarak defans özelliklerini açtım. Hı. Sonra dribbling özelliklerini açtım. Evet. Pas, ondan sonra hız diye gittim. En son kalanları fizikte dağıttım. Yani zaten kısa olduğu için oyuncum kalanları işte zıplamaya dağıttım diyebilirim. Mete'nin defans özelliklerini de fullediğini görüyoruz. Sadece bir tane kayma puanı hariç. Onun dışında hepsini fullemiş. Bu kayma puanını neden vermedin? Yani niye o ağacı fullemedin? Müdahaleyi düşürdüğü için ona vermedim. Kaymayı da arttırıyor. Kaymayı Hmm. 3 arttırıyor ama oyunda da kaydığın zaman işte birazcık sıkıntı yaşayabiliyorsun oyunla alakalı. Çok Hı. kaymayı tercih etmiyoruz. Kaydığında yerde kaldığında pozisyonu tekrar takip edemiyorsun. Yerde kalkma sürenden dolayı. O Evet. yüzden kayarak oynamadığım için kaymaya gerek duymadım. Ama müdahaleyi düşürdüğü için öncelikle. Ha öyle bir handikapını kullanmak istemedim. Driplinglerde de çevikliğe özellikle vermişsin dengeyle beraber. Şimdi çevikliği arttırmamın, full yapmamın nedeni şu. Biz oyun olarak hızlı pas oyununa dayalı bir sistemimiz var. Hı. Ben de eğer ki CDM kartıyla ya da işte MO kartıyla, CM kartıyla oynarsam çevikliğim zayıf kalıyor. O pas oyununda hızlı pasları atamıyorum, dönemiyorum. Evet. O yüzden çevikliği fulledim. Hı. Dribbling'i de fullemeye çalıştım. Dribbling'de mesela en sağda dribbling'i artı 3 arttırıyor ama dengeyi düşürüyor. Hı. Dribbling'de yine en solda bir tane terazi var. O da dengeyi 3 arttırıyor, dribbling'i 1 düşürüyor, eksi 1 düşürüyor. İkisini de açmadım bilerekten. Çünkü bir şey değiştiğini fark etmiyorum. İkisinde de eksiler, artılar var.
Sadece beceri puanlarını yemiş oluyor. Pas kısmına geliyoruz. Pas kısmında da mesela aşırtma pasları kullanmamışsın. Sanırım biraz takımın oyunundan kaynaklı bu. Pasları fullledim. Bir de pas odaklaması var. En altta şapkalı. Kısa ve uzun pas verme yeteneğini geliştirdim. Evet. Onu açtım. Diğerlerine dokunmadım. Zaten çok orta açmıyorum. Mete çok teşekkür ediyorum. Hızı da fulllemişsin bu arada. Dipnot olarak arkadaşlar görüyor şu anda. Son olarak ufak bir tavsiye isteyeceğim senden. Yeni başlamış ya da MDO oynamak isteyip tam böyle başarı sağlayamamış arkadaşlar için hani bir MDO ne yapmalı? MDO'nun sevgisi kuvvetli olmalı diyebilirim. Yanındaki eğer çift MDO oynuyorsa arkadaşını iyi takip edip arkadaşı bastığı zaman onun da boşlukları yani boştaki adamı iyi takip edip bir anda tackle yapıp topu kapması gerekiyor diyebilirim. Eğer kendi de önde basıyorsa arkadaşıyla iyi organize olması lazım. Tek MD oynuyorsa da işte sağ sol kanatlara çok kaymadan olduğu yerde birazcık daha uzun bir MDO ile oynayabilir. Eyvallah Mete, çok teşekkür ederim. Mete bizlerleydi. Çok sağ ol vaktini ayırdığın için. Yine görüşürüz ileride. Çok sağ ol, ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Eyvallah, başarılar. Kimoğlu Trabzonspor kaptanı Kaan Kumaş bizlerle. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Kaan aslında cam oynuyor ama burada ilginç bir olay var. Kaan sağ kanat karakteriyle cam oynuyor. Hemen bunun sebebini soracağız. Bunun sebebi aslında geçen sene de aynı durum vardı. Geçen sene de sağ orta sağ olarak oynuyorduk. Hatta bu bölgede oynayan birçok oyuncu böyle oynuyor. Çünkü oyunun biliyorsun işte mevkine göre sana verdiği hız ya da işte driblingin fizik özelliklerini değişebiliyor. Evet. Cam oyuncusunun aslında beklenen özellikleri sağ kanat oyuncusunda daha net belirgin. Mesela, ne mesela bunlar? Şöyle diyeyim, sağ kanat oyuncusu daha çevik ve hızlı olabiliyor bir cam oyuncusuna göre. Cam oyuncusu genelde örnek verirsek aslında Fenerbahçeli Alex'i biliyorsun. Tabii, evet. Alex'in çok önemli bir özelliği vardı, koşmazdı ama hiçbir yerde geç kalmazdı. Evet, hakiki bir 10 numara yani. Yeni nesil değil, eski 10 numara. Aynen öyle. Cam oyuncular arasında FIFA'da böyle ayarlanmış. Yani mevkisi olarak camı seçtiğinde böyle bir oyuncu olursun. Ama evet. Günümüz oyununda oyun oynarken oyuncunun hızlı olması gerekiyor. Çünkü rakiplerin genelde hıza dayalı bir futbol oynuyorlar. Burada baktığım zaman 1.72 boyla oynuyorsun ve 68 kilo ile oynuyorsun. Sanki boyuna göre kilo biraz yüksek mi, yoksa bana mı öyle geldi? Kilo yüksek. Çünkü ben fiziğimi çok fazla kullanmaya çalışıyorum. Bu da çok eski bir alışkanlık. 14 senesinden beri oynuyorum ve sanırım 14 ile 17 arasında oyunda fiziğini kullanmak çok önemliydi. Evet. Ve bu bende bir alışkanlık oldu. Hala da o alışkanlığım devam ediyor. O yüzden kilo yüksek tutmaya çalışıyorum. 14'ten beri 10 numara pozisyonda oynuyorsun yani cam. Evet. Ha, burada tecrübe var beyler, bak buraya dikkat. Şimdi biraz daha bakıyorum. Bu arada ben şuraya bakmamı yanlış anlamayın, telefona bakıyorum çünkü ekrana yansıtamadığım için skill'leri. O yüzden diğer kısımlarda falan da öyle yanlış anlaşılma olmasın, dinlemiyor gibi falan telefondan kontrol ediyorum. Zayıf ayağı vermemişsin sanırım, 3 yıldızlı bırakmışsın. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslında normal futbolla aynı şekilde. Hepimiz ters ayağını kullanmaya çekiniriz. Kullanan oyuncular da genelde üst düzey oyuncular oluyor. Ben kullanmıyorum çünkü oyuncumu hep sağına göre oynuyorum. Yani kendim nasıl oynuyorsam aslında bir nevi buradaki oyuncumla da öyle oynuyorum. Hani sol tarafımı çok kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü alışkanlık topu hep sağımla nasıl atabilirim, sağımın dışıyla nasıl atabilirim çalıştığım için sol ayağımı kullanmasın diye o zayıf ayağı bıraktım. Peki sizin böyle çok dar alanlarda bir anda böyle sürpriz paslar çıkarmanız gerekiyor. Bazen hani topu solumdan alayım, sağıma çekeyim, öyle pas vereyim gibi zamanlarınız olmuyor. Böyle durumlarda mesela sol ayakla pas verdiğin zaman sağa göre daha kötü verdiğini hissediyor musun? Yani öyle bir şey var mı? Aslında geçen seneye oranla bu var. Yani pasın artık her zaman kafanda kurduğun gibi gitmiyor. Ters ayağınsa, yani o zayıf ayağı vermediysen aslında sağ ayağınla tam isabet atıyorsan sol ayağınla biraz daha hata payı var. Bakıyorum biraz da boya vermişsin. Özellikle hani kısa boylu, gene 1.72 çok kısa değil ama yine de uzun boylu bir oyuncu olmama rağmen boya vermişsin. Onu bu seneki FIFA'dan mı kaynaklı? Geçen sene de mi böyleydi? Böyle oynuyordun yani. Şöyle diyeyim, yaklaşık... Boy diyorum, pardon, bu arada zıplama. Öyle. Zıplama, yanlış söylüyorum. Zıplama mı, özür dilerim. Zıplama neden öyle diye sorarsan aslında pek bir şey yok. Özellikle zıplamayı öyle verdim diye bir şey yok ama genelde oyuncuların boyu kısa ve kafa topları almakta çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Yani kafa topu almak istiyorsan ne yapacaksın? Oyuncunu uzun yapacaksın düşüncesi var hep. Evet. Kısa boyu oldu mu kimse topu almaya çalışmıyor. Kafa topuna çıkmıyorlar bile. Ben bunun aksini düşünüyorum. Biraz da
oyun değil de futbol oynamaya çalışıyorum bu noktada. Evet, yani tabii. Bir oyuncu kafa topunu da almalı. İşte Emre Belezoğlu ya da Abdülkadir Ömür. Bu adamlar sıçrayıp kafa topuna çıkabiliyorlar. Evet. Ben kafa topuna çıkmam gibi bir lüksler olmuyor. O yüzden zıplamanın yüksek olması tercihimdi. Anladım. Şutlar kısmına geldiğim zaman şu anda da arkadaşlar ekranda görüyor. Birazcık böyle kısır, yani bir cam oyuncusuna göre sanki biraz kısır gibi. Bitiricilik olsun ya da işte ne bileyim uzaktan şut falan gibi. Evet. Bunun nedeni ne? Yani bu artı bu çok fark ettiriyor mu? Bir de onu soracağım. Yani şu anda da isabetli iyi şutlar atabiliyor musun bu setup'la? Yoksa fark ettiriyor mu yani kötü şutlarıyla? Şöyle diyeyim. Pas veya şut ortalaması olarak düşünürsek ben şut %10 şut kullanıyorum. Hı hı. %90'da pas düşüncesindeyim. Bu aslında biraz şey, hani şut çekemiyorum değil de bazı oyuncular vardır. Kaleyi görmezler. Kale yokmuş gibi oynarlar. Ha, sadece evet. Takım arkadaşlarından ibarettir saha içi onun için. Evet, evet. Ben biraz o tarz bir oyuncuyum. Yani kale çizgisinde bile ilk önce nereye atabilirime bakıyorum. Bu biraz alışkanlık. Hı. Bazen zararlı yönleri de olabiliyor. Benim hani böyle hep kafamızda şey vardır ya, işte takımın 10 numarası duran top kullanır. İşte frikikleri, köşe vuruşlarını falan o atar. Burada sana baktığım zaman duran topları mesela neredeyse hiç vermemişsin, penaltılar olsun ya da başka bir şeye. Duran topları sen kullanıyor musun takımda? Kullanıyorsan eğer bunlara vermemenin çok bir artısı ya da eksisi oluyor mu? Duran topları şöyle söyleyeyim. Sadece ben değil FIFA'daki birçok oyuncu artık direkt kaleye modunda oynamıyoruz. Hı hı. Herkes bir organizasyon yapma peşinde. Evet. Biz de aynı şekilde zaten kornerleri de ben kullanmıyorum. Ben genelde organizasyonun içinde bulunmaya çalışıyorum. Hı hı. Ama kullandığım frikiklerde böyle çok etkisini görmedim açıkçası. Yani onlara vermediğim için frikik kullanamıyor gibi bir durum yok. Ama tabii vermiş olsaydım büyük bir etkisi olabilirdi. Hiç deneme şansım olmadı açıkçası. Bu kadar pas oyunundan bahsediyorsun. Ama pas ağacında da hani mesela bazı eksiklikler var. Hani bazılarını tamamen ağacı fullememişsin. Yani öyle söyleyeyim. Bu puan böyle yetmediği için mi oraya gitmedi? Yoksa hani bununla da yapılıyor mu bu iş? Onu soracağım sadece. Bu kadarla. Şöyle diyeyim, yani oyun bana bir 10 beceri puan daha verseydi kesinlikle oraya verirdim. Aynen. Tam öyle gösteriyor yani zaten şu an. Evet. Ama şey değil. Dikkat ederseniz zaten falsolar genelde falso odaklı verdim oradaki ağaçta görevli şeyleri, puanlarını. Kısa paslara vermedim çünkü kısa paslarda artık oyuncular mantıklı olan oynamaya çalışıyorlar. Açık gördükleri yere basit oyunlar oynamaya çalışıyorlar. Ben de o sistemde oynuyorum. Uzun pasa da vermedim çünkü açıkçası uzun pastan nefret eden bir insanım. Evet. İşte defans arkasına toplardan rahatsız olan bir insan. Yani zaten geçme ihtimali çok düşük olduğu için atıyorum 3 toptan 2 tanesi yani top kaybı oluyor bazen. Cam oynayan arkadaşlara böyle verebileceğin ufak bir tüyo var mı? İşte şu bir böyle artık ne bileyim senin inceliğinden böyle bir tüyo verebilir misin arkadaşlara? Şimdiye kadar rakim olan arkadaşlarda dikkat ettiğim en büyük sıkıntı şuydu. Birincisi cam oyuncusu arkadaşlar hızınız ne olursa olsun 99 dahi olsa her zaman koşmaz. 90 dakika boyunca dışarıdan baktığında hep koşu görmeliler seni ama sen koşmayacaksın. Yerinden de hiçbir zaman eksik kalmayacaksın. Sağdaki bu takım arkadaşın mesela, sağdaki oyuncu genelde şunu der. Kimse yardıma gelmiyor. Evet. Soldaki de aynı şey der. Senin orada olman lazım. Onlar onu fark etmeden oraya gidebilmen lazım. Bu çok önemli. İkincisi de, çok uzatıyorum kusura bakma. Yok hiç problem değil. Bu içime hep dert olmuştur o yüzden. İkincisi de bazı arkadaşlarımız var. Cam oynamasam yani 10 numara oynamasam rağmen ben arkaya gelmem düşüncesi var. Ben defans yapmam düşüncesi var. Hı hı. Her zaman o görevi defans forsa oyuncusuna bırakıyorlar. Aslında eğer mutlak bir cam yani mutlak bir orta saha oyuncusu 10 numara olmak istiyorsan o arkaya gidebilmen lazım. Yani takımın defansına da yardım edip o topu oradan çıkaracak olan aslında beyin noktası biziz. Evet evet. Yani o kişi defans forsalar bırakmamak lazım. Teşekkür ediyorum buraya geldiğin için. Eminim arkadaşlara da bayağı faydalı olmuştur. Evet. Çok sağ olun. Gelecek projelerde yine görüşmek üzere. Başarılar diliyorum şimdiden. Çok sevindim. Sana da başarılar diliyorum. Umarım güzel bir video ortaya çıkar. Biz de zevkle izleriz. Eyvallah, sağ olasın. Görüşmek üzere. Erzurumspor'un kaptanı Burak Demirci bizlerle. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Sol kanat oynuyorsun bildiğim kadarıyla da geçen sezon da mı sol kanattın?
Aynen, ben Pro'ya aslında başlayalı sadece sol kanat olarak oynuyorum. Peki kaç yıl oldu başlayalı? Ben 2016'dan beri Pro oynuyorum. 4 yıl, Peki 5. yıla giriyoruz. geçen sene hani FIFA 20 ile 21 arasında bir sol kanat olarak bir farklılık var mı? Yani böyle çok göze batan atıyorum işte driblinglerde ya da çalımlarda. Bu sene eklenen birkaç farklı skiller var. Hem uygulanması pratik ve etkili olan. Ya bu sene bence kanat oyuncuları için geçen seneye nazaran biraz daha rahat. Çünkü skill yapma dağarcığınız genişledi. Hani bunu bilerek kullandıktan sonra ekstra avantajlar sağlayabiliyor. Evet, burada da zaten skillere baktığımızda senin beceri hareketlerini fullemişsin. Tabii 5'te. Gördüğüm 5. kadarıyla evet. Peki ortalar sanırım bu sene birazcık daha işliyor. Birazcık da uzun pasa verdiğini görüyorum bu sezon. Geçen sezon gene böyle miydi yoksa sırf bu sezona özel mi bu uzun Yok. paslara? Geçen sezon FIFA 20'de ortaları neredeyse tamamen bitirmişlerdi. Genelde hani takım olarak oyun tarzımızda kanada indikten sonra tekrar bir şekilde topu göbeğe taşıyıp ceza sahasına yerden taşımaktı. O yüzden uzun paslar neredeyse hiç vermemiştim. Sadece kısa paslar vardı. Ama bu sene hepimiz de bekliyorduk zaten bunu. Ortalar geri geldi. Etkisi çok arttırıldı. Aslında benim oyun tarzımda hani hem 20 hem 10 öncesinden de genelde orta açmak çok yoktu. Ama 21 birazcık sizi orta açmaya Tabi yönlendiriyor. tabi Yani oyun oyunda sıkıştığında bunu istemiyordu zaten 20-21'e tabii. kadar. Aynen. Şimdi hani oyunda göbekten sıkıştığınızda ortalar sizin bir B planınız oldu. O yüzden hani isabet oranını arttırmak için uzun paslara da verdim. Bu sene daha iyi bence. Peki şut bölümüne bakıyorum. Sanırım ters ayağı, zayıf ayağı fullememişsin. Tabii bir kanat olarak sağ ayaklı mısın bu arada? Onu ben burada göremiyorum Ben ama. evet ters ayaklı oynuyorum. Sol kanatta sağ ayak olarak oynuyorum. Benim genelde orta ve içeriye paslaşarak yani cam oyuncusunu kullanarak onu kendime duvar yaparak verkaçlarla içeri giriyorum. Hani sol çaprazdan girdiğim için de genelde sol ayağımı kullanmıyorum şut için. Çünkü ya uzak direğe hani oynuyorum veya çekip yakın direğe oynayabiliyorum. O hani sol zayıf ayağa çok ihtiyacım olmuyor açıkçası. Benim kendi oyun tarzımda ama tabii ki hani başkasının oyun tarzına göre kullanabilir. Burak Demirci bizlerdeydi. Beşiktaş'ın sağ beki bizlerle Caner Kavak burada. Caner hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Kaç yıldır sağ bek oynuyorsun? Pro Clubs modunu 10 senedir oynuyorum. Ama ta beki böyle bir 3 sene oluyor. Yani FIFA 2017'de başladım. Aynen. Caner 1.72 boyla oynuyorsun, 1.72 boyla. Evet. Bunun hani neden 1.72 daha kısa değil mesela? Daha kısa değil çünkü bu sene ortalar çok tehlikeli geliyor. Bu FIFA 21'de. Ortalar da tabii onları karşılamalısın. Kafa topuna yetişmelisin. O yüzden de boyumu 1.72 bıraktım. Ama yine de hızlıyım. Boyum kilomdan indirdim. O yüzden yine de ufak oyuncularından peşinden gelebiliyorum, yetişiyorum. Hem kafa toplarını alıyorum hem koşabiliyorum. Kilo 54 mesela, neden 54? Çünkü yine de yani vücut mecbur defans oyuncusun. Güçlü olacaksın. Adam bir vurtanaş yaptığı zaman düşmeyeceksin. Ve ama yine de fazla da ağır olmayacaksın. Kanat oyuncusun sonuçta. Koşacaksın. O yüzden tam ideal kilo bu. 54. Peki 55 ya da 53 değil de neden 54? Hani onun bir şeyi var mı? 55'ten 55 yaparsan ve farklı yani skill'ler komple değişiyor. Hep böyle bir 7-8 kilo sonra değişiyor. Yani 53 de yapabilirdin veya 52-51 fark etmez. Yeter ki 55'in altında. Tamam, süper. Zaten hızı fullediğini görüyoruz burada. Bir bek oyuncusu olarak gayet normal hızları fullemiş olman. Mecbur, mecbur. Onun dışında paslara baktığımız zaman kısa pasları hemen fullemişsin. Uzun paslardan da falsoları falan hep fullemişsin. Bir bek olarak sanırım orta açmayı seven bir beksin. Aynen, aynen. Niyetim o ve pas zaten en önemlisi bu oyunda. 11 kişi oynuyorsun. Hep de uzun top uzun top olmaz. Pas pas çıkacaksın. O yüzden yani pas ve hız için en önemli skill puanları. Orada dikkatli olmalılar. Yani dribbling veya vücut veya yani Ağustos'ta koşma gücü diyorum. Sona doğru güçleri kastediyorum. Onlar o kadar önemli değil. Hız ve paslara vermeliler.
İyi bir bek oyuncu için bunlar önemli. Şey peki orta açarken bastığın böyle ekstra bir tuş var mı yoksa sadece daire yani, tuşuyla mı? Yok çok yani tek dörtgenle ortalara açmıyorum genelde. R1'le yerden yolladığım zaman ve L1'le arka direğe yolladığım zaman. Evet, İlk, bak. Yani kısa direk R1, uzun arka direk L1. Yani şöyle tuşları karışık olanlar için söyleyelim. Aşırtma pas verdiğiniz tuşla arka direğe, plase şut çektiğiniz tuşla da ön direğe yerden orta yapıyorsunuz. Dribbling'de çevikliğe ve dengeye verdiğini görüyorum. Burada mesela dengenin hani sana ne gibi bir artısı oluyor? Dengenin önemli olanı bazı rakipler full skill'e gidiyor. Full yani birebiri arıyorlar. Evet. Özellikle orada kanat oyuncuları bunu çok aynen. yapar kanat oyuncuları. Aynen. O yüzden de yani sağ sol dengeyi kaybetmek için, yer kaybetmemek için rakibin hayatını zorlaştırmak için mecbur bir şey. Defans özelliklerini zaten hepsini fulllediğini görüyorum. Defansa da zaten bir savunma oyuncusu olarak nihayetinde back de olsan fullemen gayet mantıklı. Sanırım bu verdiğin zıplamalar da herhalde o bahsettiğin arka direğe gelen toplarda topu kanada indirmemesini sağlamak için. Aynen. Evet. Aynen öyle. Onun dışında güzel analiz etmişsin. Onun dışında eyvallah sağ olasın. Onun dışında dayanıklılığa da verdiğini görüyorum. Tabii sürekli back oyuncusun, git gel yapıyorsun. Bu da çok kritik bence bu noktada. Tabii. Skiller konusunu bir kenara bırakırsak şimdi bir sağ bek oyuncususun ve Beşiktaş'ta oynuyorsun. Üst bir ligde oynuyorsun. Üst seviyede oynuyorsun. Şimdi bek oyuncuları konusunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi bazı bekler ofansif, bazı bekler fazla savunmacı. Yani hiç çıkmıyorlar. Bazı bekler sürekli hücuma çıkıyorlar ve takım kanattan açık vermeye başlıyor. Sen şimdi bir maça başladığın zaman örneğin X bir takımıyla maça başlıyorsun. Bu maçta hücumcu mu oynayacağını yoksa geride mi kalacağını bunun kararını nasıl veriyorsun? Öncelikle kaptanların dediğini yani onlar konuşuyor. Tabii bir taktik var ortada. Analiz ediyorlar. Tabii ki taktik var. Ondan sonra karşıdaki takıma bakıyorsun. Güçlü mü, güçsüz mü? Korkuyorsa yani biz zaten iki kere arkaya şampiyon olduk. Evet. Tebrikler böyle tekrar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Daha çok insanlar kapanıyor bize karşı. O yüzden daha çok önde duruyorsun. Ama iyi rakip karşına çıktığı zaman liberal yani liberolarla kusura bakmayın Türkçem bayağı kıt. Hiç sıkıntı değil. Aynı çizgide duruyorsun. Peki şey senin açından böyle tabii siz güçlü bir takımsınız. Rakipler de sonuçta namınız da var. Rakipler size karşı savunuyorlar ama alt liglerde veya farklı takımlarda oynayanlar genelde böyle tam kıyasıya kafa kafaya mücadeleler geçiyor. Böyle olduğu maçlarda mesela atıyorum ne zaman hücuma çıkıyorsun ya da işte ne bileyim ne zaman geride kalmaya karar veriyorsun? Ya bu kararı nasıl yapıyorsun? Yani her başlangıçta böyle bir 20 dakika boyunca önce bir arkada duruyorum. Maçı izliyorum. Önce bir analiz ediyorum ki rahat oynuyorum. Bir riske girmiyorum. Ondan sonra pozisyondan pozisyona değişiyor da daha çok geride kaldığın zaman mecbur bekler önde duracak ki yani rakipleri erken karşılayacaksın, kendi yarına sokmayacaksın. Önemlisi olan bu. Evet. Peki bunların haricinde senin bek oynayan arkadaşlara, sağ bek ya da sol bek hiç fark etmez, oynayan arkadaşlara karşı takımlarda gördüğün, yani bu çok hatalı yaptı, bunu yapmamalıydı falan dediğin ya da söylemek istediğin böyle bir tavsiye bir şey var mı? Öncelikle bizim sol bek'e selamlar olsun Sinan'a. Selamlar Sinan. O da güzel sol bek. En kötüsü yani her defans oyuncusuna geçerli bir şey bu. Offside'a dikkat abi. Offside çizgisine dikkat. En büyük hata bu. Offside'ı kaldıran gol yer. Ve kaymayacaksın. Fazla kaymayacaksın. Kaydığın an yerdesin. Yere kalkana kadar, geriye koşana kadar gol düşmüş oluyor. Ya son ana kadar ayakta durması lazım. Aynen. Tamam Caner çok teşekkürler. Sağ olasın bize vakit ayırdığın için. Estağfurullah. Seve. Eyvallah çok sağ ol. Eminim arkadaşlara da çok faydalı şeyler vermişsindir buradan. İnşallah. Türkçem kıt kusura bakmayın. Yok ne demek. Yardım etmeye yine de çalıştım. Bizim ligler yükselsin. Nivoları yükselsin. Evet. Estağfurullah yok. Bence gayet iyi konuştun yani.
Ben öyle Almanca konuşsam öpüp de başıma koyayım. Eyvallah. Başarılar tekrar gelecek sezon için. Görüşmek üzere. Evet, Emre Yetkin bizlerle. Beşiktaş'ın namı diğer forveti Emre Yetkin. Geçen sezonunda aynı zamanda TEF Ligi'nde MVP'siydi kendisi. Arkadaşlar zaten buraya ben hiçbir zaman boş adam getirmem yani. Bana güvenin. Buraya gelen adamları da iyi dinleyin forvet arkadaşlar. Şimdi Emre'den kısaca sorulara sorular soracağız ve oradan artık yanıtları alacağız. Emre 1.62 karakter ve 54 kilo ile oynuyorsun. Aynı zamanda overall'ın 87. Bir de ST kartı ile oynuyorsun bildiğim kadarıyla. Hayır, ST kartı ile oynamıyorum. FIFA santrafor olarak oynuyorum. Yani MS oluyor Almancası. Şu an Türkçesini bilmiyorum OF olarak sanırım. Ama pivot olarak. OF olması lazım. Yani OF olması gerekiyor. Tamam. 1.62 boyla oynuyorsun. Boy kısa tutmuşsun boyu. Peki bu neden? Geçen sezon da böyle kısaydın. Aynen, yani ben daha kısa oynamayı tercih ediyorum. Çünkü oyuncum bu şekilde daha hızlı oluyor. Ve daha kıvrak oluyor. Benim oyun tarzım da böyle olduğu için daha kısa oyuncu tercih ediyorum ben kendim. Peki 1.62 boy neden, hani 1.62, 63 ya da 61 değil, o 62'nin özel bir sebebi var mı? Şöyle diyeyim sana, 1.63 yapınca oyuncunun hızı biraz daha azalıyor. Yani orada bir baraj oluyor. 1.62 de onun barajı oluyor. Yani onun 1.62 aldın mı hızın biraz daha hızlı oluyor. O yüzden 1.62 yapıyoruz. Ha, evet. Peki 63 yaptın, 1.63 yaptığından şu an bende mesela hız 95 gösteriyor. Evet. 63 yapsan 92 yenebilir mesela. Yani şu an bilmiyorum tam olarak da, ama yenebilir yani. O yüzden 1.62 oynuyorum ben. Geçen sene de mi 1.62'ydin peki? Aynen. 1.62'ydim yine aynı kilo ile, yani yine 54 kilo ile. Peki 54'ün kilonun bir özel sebebi var mı? 53 ya da 55 değil. O da aynı şekilde, yani yine barajlar var. Oyuncunun daha kilolu olursa daha da hızlı şey oluyor, düşüyor. Kilosu az olunca daha hızlı oluyor oyuncu. O yüzden 54 kilo tam barajda oluyor. Evet Emre, bu dribbling kısmını yani komple fullemişsin ağacı. Yani hiçbir eksiklik bırakmamışsın burada. Buranın hani ne gibi bir önemi var? Hani burada bazı şeyleri atıyorum işte, mesela şu son çevikliğe, şu son dengeye falan verilmeyebilirdi. Ama hani buraya özellikle fullemişsin. Fulleyince böyle bir şey oluyor mu yani? Bir adam dribbling uzmanı falan mı oluyor? Yok yani, top kontrolü daha iyi oluyor oyuncunun. Ben genellikle topla fazla oynadığım için dribbling ağacını da bayağı çoğalttım, yani doldurdum o yüzden. Kendim de bayağı skill yaptığım için böyle tercih ediyorum, ama bu da yani kişiye bağlı oluyor. Çok dribbling yapmıyorsan veya çok dribbling'e girmiyorsan gerek yok bu kadar doldurmaya, ama ben çok dribbling'e girdiğim için oyun içinde çok top salladığım için dribbling ağacını doldurdum bu şekilde. Tabii arkadaşlar, aynen. Burada hani artık iş oyuncuya kalıyor sonuçta. Emre'nin burada yaptığı bir setup size bir şeyler kazandıracaktır, ama iş gene bilekte kalacak. Onu da bir hatırlatalım. Hani biz böyle yaptık, niye en iyi olmadık falan diye söylemeyin. Ben adamı buraya getirdim vallahi, bak soruyorum. Artık iş sizde, yapacak bir şey yok. Şimdi bu fizik kısmına geliyoruz. Fizik mi? Pardon, şut kısmı. Almanca olduğu için karıştırdım. Şu an bende mesela penaltı 82 gösteriyor. Bana yeterli. Veya free kick 83 gösteriyor. Onlar bana yeterli oluyor. Onun içerisinde daha önemli olan şey de benim için bitiricilik. Aynı zamanda voleyler olsun, kafa topları olsun, onlar daha önemli benim için. Evet. Yani penaltı falan zaten nadir olduğu için maç içinde. O yüzden onlara fazla puan vermedim ben, yani daha doğrusu hiç vermedim. Peki burada voleynin ne gibi bir artısı var sana? Yani ortalarda falan mı vuruyorsun? Gelen kenar ortalarda. Aynen, ortalarda olsun, bir de gelişine vurunca daha iyi vuruyor oyuncun. Mesela yerden de olsa bu voleynin etkisi var mı? Top yerden de gelse. Yerden olunca fazla etkisi yok açıkçası, ama top mesela direkt olarak sana pas olarak gelirse onu durmadan hemen vurursan daha iyi şutlar çıkarabiliyorsun. Bak burası dikkatli. Tek vuruşlarda yani bayağı etki var diyorsun. Aynen, tek vuruşlarda bayağı etkili oluyor. Peki burada ters ayağı da fullemişsin gördüğüm kadarıyla. Herhalde bir santrafor için en önemli olması gereken şey iki ayakla da bitiricilik yapmak. Tabii. Oyuncun hangi ayaklı? Benim oyuncum sağ ayaklı, ama dediğin gibi yani ben o ağaçları doldurdum, bütün puanları doldurdum. 5 yıldız yaptım onu da, sol ayağımı. Evet. Çünkü hem sol hem sağa ile gol atmak çok önemli oluyor. Bazen kaleciyle karşı karşıya kaldın mı mesela, topu hemen sağ yana alamadığın için iyi oluyor yani 5 yıldız olması. Bir nevi orada zamanla yarışıyorsun gibi bir şey. Peki sen bilirsin, sana şunu sorayım. 5 yıldızlı, evet, sağ ayaklı bir oyuncun, ama sol ayakla da 5 yıldızlı sağ ayak gibi vuruyor mu? Yoksa gene de hani sağ ayak kadar iyi değil mi? Yani sen daha iyi anlarsın onu. Yani ben bir şey fark etmedim şimdiye kadar, yani ha sol ha sağ ayakla aynı şekilde iyi vuruyor bence. Zaten geçen sezon da
Ben çoğunlukla gollerimi hep sol ayakla attım. Yani fazla fark etmiyor 5 yıldız olduktan sonra. Vay iyi güzel güzel. He, hep benim içimde şey kalmıştır adamı hani main'i bir sol ayaklı ya 5 yıldız yapsan da hani bir sağ ile vurunca o kadar vurmaz gibi geliyor da sen vuruyor diyorsan vuruyordur abi. Bir de etkili oluyor yani mesela kayıcı ile teke tek kaldın mı kayıcı bilemiyor. Acaba sağ ayağına mı alacak sol ayağına mı alacak onu bilemiyor. Çünkü 5 yıldızlı olduğu için hangisiyle vurursan vur etkili oluyor şutların. Evet. Ama mesela sol ayak olsan 2 yıldızın olsa kayıcı her zaman bilecek %100 sol ayağına alacak o topu. Yani kayıcı da o yüzden ne yapacağını bilemiyor hep. Tabii tabii oyuncular bir de özellikle seni tanıyorlar ligde. Hepsiyle mücadele daha önce defalarca ettin. Bu gibi aynen etkisi var. Bu hız kısmına geldiğimiz zaman hızda bir tanesine vermemişsin. Bunun sebebi ne? Yetmedi mi puan yoksa? Aynen puan yetmedi bir de yani fazla önemli değil benim için. Şu an benim hızım 95 pace. O bana yeterli 95 yani fazla fazlasına gerek yok bence. O yüzden 95'te bıraktım onu ben. Zaten kısa bir forvetin. Ama puanlarım yetse verirdim kesinlikle. Bir stoperlerle de bu videoda gene röportaj yapmıştık. Stoperler hep böyle kısa boylu santrforlardan çekiniyorlar. Öyle söylediler genel olarak videoda veya daha önce konuşmalarımızda. Senin peki çekindiğin bir stoper tipi var mı? Hani ben böyle bir oyuncuyum, kısa boylu bir oyuncuyum ama karşıma şöyle bir stoper gelince ben de sıkıntı çekiyorum falan dediğin hani boy, kilo ya da ne bileyim herhangi bir tip var mı? Aslında fazla onlara ben önem vermiyorum. Yani maça girdikten sonra kendi oyunumu oynuyorum. Rakibi de fazla bakmıyorum açıkçası. Yani kendime bakıyorum ben. O yüzden şimdiye kadar zorlandığım bir şey olmadı yani. Diyebileceğim bir şey kalmadı bende. Beyler şimdi Emre olunca çok gerisi önemli olmuyor şimdi. Hani Emre gibi oynamaya başlayınca. Mesela kaç yıldır forvet oynuyorsun Emre? Forvet değil mi? Şimdi ben 10 yıldır yapıyorum açıkçası. Hani aşağı yukarı. Ya 10 yıldır forvetsin. Aynen yani FIFA'yı daha çok uzun zamandır oynuyorum ama şimdi profesyonel olarak 3 senedir oynuyorum ben FIFA'yı. Başladığından beri forvet olarak oynadım ben oyunu. Hani daha tabii ki defansla da oynayabiliyorum istediğim zaman. Ama forvet oynamayı tercih ediyorum. Başladığından beri de forvet oynuyorum zaten ben hep. Evet şimdi bu Emre skill şeylerini bir bırakalım. Şimdi bir TEF Ligi'nin önemli oyuncularından, önemli forvetlerinden biri olarak ve geçen senenin MVP'si aynı zamanda asist kralı olan biri olarak ligimizde biliyorsun bir sürü forvet var. Gerek tek forvet, gerek çift forvet. Sana şunu sormak istiyorum. Forvetlere böyle senin kendinden böyle verebileceğin bir tavsiye var mı? Mesela karşı rakip forvetlerde gördüğün hatalar, bunları yapmamaları gerek dediğin böyle bir tavsiyeler var mı? Tavsiyem ne olabilir mesela? Maç içerisinde heyecana kaplanmasınlar. Her zaman kendi oyununa şey yapsınlar, odaklansınlar. Çünkü rakibe baktığın an kendi oyununa konsantre olamıyorsun. O yüzden her zaman kendine konsantre olmaya bakmam gerekiyor. Her zaman da ben mesela antrenmanlarımız oluyor hafta içi. Ama onun dışında her zaman bireysel olarak çalışıyorum ben tekrardan FIFA'da. Penaltılarım olsun, duran toplar olsun veya genel olarak skill'ler olsun hep her zaman çalışıyorum bireysel olarak. Ona tavsiye edebilirim. Ama dediğim gibi yani fazla rakibe bakmamak gerekiyor. Her zaman kendine baktın mı ve kendini geliştirmeye çalıştın mı zaten iyi bir forvet olabilirsin yani. Ben daha fazla asist de tercih ediyorum. Geçen sezon yani asist kralı oldum zaten. Ama en önemli şey bence bitiricilik. Sonuçta skora o katkı veriyor. Tabii. O yüzden de bitiricilik önemli şey benim için. Peki şeyi de sorayım. Hani bir forvet olarak kanat oyuncularından ya da cam oyuncularından bunları yani bu kısım kanatları ve camları ilgilendiriyor. Mesela Emre seviyesindeki bir forvet kanatlardan ve arkasındaki ofansif orta saha cam mevkisinden hani ne bekler, nasıl olmalı sence? Seni iyi beslemeleri, senin skora katkı sağlaman için. Hızlı pas oynaması gerekiyor benim için. Veya aradan top getirmesi iyi olması gerekiyor. Ve araya kaçtım mı benim koşumu bilmesi gerekiyor. Zaten onu ezbere bildik mi ve koşularını bildi mi on numara her zaman pozisyona girebiliyoruz yani. Çok önemli bir şey. Değil mi? Hızlı düşünüp hızlı karar vermesi gerekiyor tabii, diyorsun. Tabii tabii. Zaten antrenmanlar ona yarıyor zaten yani. Dediğim gibi hafta içi çok antrenman yapıyoruz biz. O da zaten ona kaynaklı yani. Oyunumuzu daha iyi tanımak için, yürüyüşlerimizi daha iyi tanımak için, kendimizi daha iyi tanımak için. Tabii tabii. O da çok önemli o yüzden. Yani bir on numara hızlı düşünmesi gerekiyor. Ve topu aldığında aynen hani daha önceden topu gelmeden önce bilmesi gerekiyor ne yapacağını. Top geldikten sonra da çok düşünürse topu kaptırır aynı anda. Çok teşekkür ediyorum vaktini ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de benim bugün bu yana davet ettiğin için. Eyvallah. Gerçekten çok sevindim.
Eyvallah, çok güzel. Umarım arkadaşlara yardım edebilirim. Aynen. İleride daha farklı projeler de olacaktır mutlaka arkadaşlar. Takipte kalın Emre ile ya da işte diğer konuştuğumuz oyuncularla. Çok sağ ol Emre. Önümüzdeki sezon sana başarılar, sana ve takımına başarılar diliyorum. Seni takipte kalmaya devam edeceğiz.